sonuçlarımıza baktığımızda geçerli bir profilimiz var. Sizi biraz olmanız gerekenden daha katı bulmuş. Biraz esneklik probleminden bahsediyor. Daha esnek olması lazım, daha akışkan olması lazım noktasında bir eleştirisi var size. Biraz da ön planda olma çabasında olduğunuzu ve ön plana çıkmaya çalışırken de bir takım kontrolsüz davranışlar sergileyebileceğinizi söylüyor. Zaman zaman öne çıkayım derken anladığım kadarıyla durumsal farkındalığınızı ve öz farkındalığınızı kaybedebiliyorsunuz. Bir miktar dürtüselliğiniz var anladığım kadarıyla. Var diyorsunuz. Evet, yani genelde dürtülerini kontrol edemeyen insanlar, dürtü denetim sorunu olan insanlar öne çıkmaya çalışırken ya da rekabet ortamına girdiklerinde riskli davranışlar sergileyebilirler. Bu da sıklıkla karşımıza çıkan problemlerden biridir. Adaylarımızın pek çoğunda böyle problemler var zaten. Kedi adaylarımızın. Çünkü yaş grubunuzda çok sık rastlanan bir özellik bu. Şu an dün açıklanan yetiştirmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında da aynı şekilde var. 20 ile 30 yaş arasında adaylar alıyor. 20-30 yaş arası. Dün yeni bir şey daha açıldı bu arada. İlan daha açıldı. Evet. İkinci pilot adayı. Dil puanlarını da aşağı çekmiş durumdalar şu anda. Dil yeterliklerini gördüğüm kadarıyla. Bir takım öyle gelişmeler var. Altı deniyor şu anda. Yani bu da beraberinde şunu getiriyor ki başvuru sayısı çok fazla olacak. Sizin tahmin ettiğinizden çok fazla rakibiniz aday olacak. Çok daha bir yığılma olacak ilanlara. Bu da süreci sizin için daha da zorlaştıracak. Bu da CRM açısından çok daha mükemmel olmanızı gerektirecek. Yani dil barajı nedeniyle sorun yaşayanların yüksek bir oran olduğunu düşünecek olursak en az %40'lık bir şey var, problem şeyi var orada. Problem yaşayıp dil barajı yaşamayan bir grup var. O adayların da sürece dahil olması ile birlikte çarşı pazar maalesef karışacak dünden itibaren, onu da söyleyeyim ben size. Korkunç bir yoğunluk olacak, evet. Öyle diyorlar, diyalar sınavı çok kalabalıkmış. Çok daha fazla kalabalık olacak. Çok yoğun bir başvuru var. Bu da CRM'inizin çok güçlü olması gerektiğini gösteriyor. CRM'de hatanız olmaması lazım. Anlaştık mı? Sonra özellikle rekabet gerektiren durumlar söz konusu olduğunda ya da ön plana çıkmak istediğinde fazladan sorumluluk üstlenmeye çalışıyor diyor sizin için. Yani onu da ben yapacağım, bunu da ben yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bu şekilde yapacağım, bu şekilde yapacağım noktasında davranıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ön plana. Başkalarının alanına giriyor musunuz, girmiyor musunuz? Onu tabii grup mülakatınızda gözlemleyecekler sonuçta. Grup mülakatının varlık nedeni zaten o.
grubun içerisinde nasıl hareket ediyorsunuz? Kişiler bireysel olarak nasıl hareket ettiklerini daha iyi bildiklerini düşünürler. Bireyselde kendilerini çok daha iyi kontrol ettiklerini düşünürler. O yüzden grup ortamına girildiğinde de aslında grupta kendilerini kontrol ettiklerini ya da hatalar yapmadıklarını düşünmeye de devam ederler. Sonra da ben neden retest oldum Murat Hocam şeklinde karşıma gelirler. Şimdi büyük olasılıkla grup içinde yapmadığınızı söylediğiniz pek çok davranışı bireyselde de yapıyor olabilirsiniz ya da bireyselde yapıyor olabilirsiniz. Yalnız olduğunuzda yapıyor olabilirsiniz. Bu trafikteki davranışlarınızı da yansıyabilir, marketteki davranışlarınızı da yansıyabilir, toplu taşımadaki davranışlarınızı da yansıyabilir, bilemem ya. Şimdi bunların törpülenmesi lazım. Yapacağımız çalışmalar bunun üzerine olacak. Daha stabil hale getirmemiz gerekiyor bu anlamda size. Olay sadece düşündüğümüzde neden pilot olmak istediğinizi mülakatçılara güzel tatlı bir dille ve bol şekerli örneklerle anlatmanız değil. Onlar bunlara zaten kanmıyorlar artık, doydular. Böyle klişe yaklaşımlarla, bir takım klişe öykülerle gelenleri zaten komik karşılıyorlar. Doğruluk kartı oynayacağım diye, ben para için geldim diyenlerden zaten haz etmiyorlar, o kesin. Mavi gökyüzü hikayeleri anlatanlardan da çok hoşlandıkları söyleyemem. Yani siz, peki ya ne olacağız hocam derseniz, kendiniz olacaksınız. Kendiniz olabilmeniz için de, unik olmanız için de zaten bir uzmanın gözetiminden geçip size en çok yakışanı ya da sizde en çok problemli, sıkıntılı, sorunlu duran özelliklerinizi, sizdeki sorunlu özelliklerinizi törpülemeniz gerekecek. Daha akışkan, daha esnek, daha orada, daha bir pilotaj öğrencisine yakışır bir formatta olmanız gerekecek. Bir kere şu anda pilot olmadığınızı, şu an pilot olamayacağınızı, şu an pilotluk için orada olmadığınızı, kadet grup için bahsediyorum, ATPL grubundan bahsediyorum. ATPL'de çalıştığım kişilerle ilgili olarak durumumuz daha farklı. Onlar lisanslı insanlar. Onlar tabii ki farklı sorulara maruz kalacaklar. Farklı yaklaşımlar sergilenecek onlara. Kendinizi onlarla karıştırmayı da bırakacaksınız bir kere zaten.